Kral Puncher Auto jaklı dolum ağzının tüfeğe nasıl takıldığını göstereceğim. Bu dolum ucu, buraya bastırıyoruz bunu sadece. Şu şekilde. Bu şık sesini duymanız lazım. Çıkarırken de dışındaki gömlek var, dışında onu geri çekiyoruz. Şunu. Yani kilit, yani şunu geri çekmen lazım, yoksa alamazsın. Bunu takıyoruz, havayı bastıktan sonra bu tüpe bağlı, tüpe de takılı. Buradan havayı tahliye ediyoruz. Ondan sonra bunu tek parmakla da olur, iki parmakla da olur. Bunu bu şekilde çekiyoruz. Kral otomatik şarjör dolumu. Arkası bu, önü bu. Bunu böyle çevirdik. Bu zemberek gibi geri gidiyor, bakın. Bu pozisyonda. Böyle çevirdik. Peletin arkası bize bakacak. Şu parmağımı da alta koyuyorum düşmesin diye. Bu kilit peleti, yani kilitliyor sistemi. Ondan sonra bu şekilde dolduruyoruz. Peletlerin paraşüt tarafı, etek tarafı şu şeffaf şey, pencereden görülecek, yani şeffaf plexiglas tarafında görülecek. Doğru yaptıysak bu hareketi yapabiliriz. Sıradan düşüyor peletler, bakın. Böyle olmalı. Eğer bu olmuyorsa yanlış yapmışsınızdır. Şimdi dolu şarjörü tüfeğe nasıl takacağız? Şarjör yuvasında burada bir kanal var. Dişi kanal. Şarjörün üzerinde bir çizgi var. Kolu çekeceğiz. Tüfeği kurarken şu hareketi tam yapmamız lazım. Çektik. Yerine oturttum kolu. Şarjörü o çizgiyle kanalı hizalıyorum. İçine itiyorum. Sonra şimdi atışa hazır. Yani tetiğe basarsam gider yani. Tüfeği atış yaptıktan sonra çekili bırakmamalıyız. Yani şöyle. Bu her defasında kuruyor. Son atışta eve giderken buraya elimizi tutalım böyle. Kuruluk almasın. Bu önemli. Bunu yapmalıyız.